Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan sizlerden destek, beğeni ve abonelik beklediğimiz videomuza hoş geldiniz. Çok meseleler var hiç beklemeden hemen başlıyorum arkadaşlar. Metin Şen eski Fener Fenerbahçe'mizin eski yöneticilerinden Metin Şen. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı için sezon 11 Haziran Pazar günü oynanan Zira Türkiye Kupası finaliyle son buldu. Pazar günden beri geçen süre zarfında kulübümüzün başkanı Sayın Ali Koç'un herhangi bir sezon değerlendirmesi yapmaması sebebiyle düşüncelerimi kendisiyle camiamızda ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum diyor. E ee, sevgili Metin Şen'le bir hukukumuz olduğu için ben de e, bu metni sizlere okumak istiyorum. Öncelikle Sayın Başkanımızın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu ve camiamızın büyüklüğüne hiçbir şekilde yakışmayan aday olursa kongreye gideriz söylemeni son derece talihsiz bulduğumu belirtmek isterim. Kulübümüz 100 yılı aşkın tarihinin hiçbir döneminde başkansız ve sahipsiz kalmamıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır. Sayın Başkanın Fenerbahçe Genel Kurulu'nu bir şarta bağlaması camiamıza haksızlık ve de en hafif tabiriyle son derece yanlış buluyorum. Sayın Başkanımız olası bir genel kurulun seçimli olmasına gerek olmadığını, diğer yandan göreve geldiği günden beri geçen 5 yılın başarısızlığını kongre üyelerine izah etmek durumunda olduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Kuşkusuz ki Sayın Başkan'ın belirli aralıklarla yapılan divan kurulu toplantıları tüm kongre üyelerinin katılım sağlayabileceği, başkanımızla doğrudan sadece divan kurulu üyelerinin iletişim kurabileceği bir platformdur. Bu sebeple Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm kongre üyelerine açık platform olan genel kurulda, Başkanımızın sorumluluğu olan izahatları vermesi camiamız için daha isabetli ve doğruları ortak akılla bulmak adına daha sağlıklı olacaktır. Fenerbahçe camiasının bir ferdi olarak hissettiğim sorumluluk adına camiamıza sinsi bir virüs gibi yerleşmekte olan vatatlığa ve buna bağlı olarak da Fenerbahçe'de başarısızlığın normalleştirilmesine hiçbirimiz sessiz kalamayız ve artık kalmayacağız. Sayın Başkan unutmayın ki size ve yönetim kurulunuza bugüne kadar verilen destek daha önce hiç daha önce kimseye verilmemiş. Gösterilen sabır ve tolerans bugüne kadar kimseye nasip olmamıştır. Üzülerek belirtmek isterim ki tüm camiamız artık bu sabır ve toleransın sonuna gelmiştir. Yine altını çizerek hatırlatmak istiyorum ki Fenerbahçe Spor Kulübü kimsenin tapulamalı değildir. Bu bağlamda özellikle genel kurulun toplanması konusunda herhangi bir şarta bağlı kararlar alınması asla doğru değildir. Dillerimizde, kalbimizde, ruhumuzda yer ettiği ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece kupa büyüklüğü değildir. Başka bir büyüklüktür. Bu büyüklüğe yakışır şekilde davranmak da en başta başkanımız olarak sizin sorumluluğunuzdur. Bu vesileyle bir kongre üyesi ve eski bir yol arkadaşınız olarak eskiden yönetimde yer aldı Ali yönetiminde. Tavsiyemi ineliyorum. En kısa zamanda ister seçimli ister seçimsiz olsun gündemi ve odağı mali durum gibi başka konular olmayan genel kurulu Güven tazelemek adına en kısa zamanda toplayınız. Ciddi bir öz yapmanın, zamanının geçtiğinin bilinciyle yapılan hataların sebebini, önümüzdeki dönemde hepimizin arzuladığı başarıları nasıl yakalayacağımızı bu genel kurulda bizlere anlatın. Eleştirileri, yorumları, talepleri dinleyin. Camianın sesini kulak verin. Camiamızın kenetlenmesini sağlayacak yegane çıkar yol. Bu tip çağrılara kulak vermenizdir diyor sevgili Metin Şen. Arkadaşlar herhangi bir Yanlışı var mı? Herhangi bir ayıp ettiği, ya bu da terbiyesizlik oldu dediğiniz cümlesi var mı? Ben bulamadım açıkçası. Siz bulursanız bana da haber verin. Ben de kendisine ileteyim, eleştireyim. Ancak ayakta alkışlıyorum. Helal olsun. Çok güzel konuşmuş. ya bu cümleyi kurduğum için belki ileride utanacağım ama yalakalık yapmamış. Kimsenin adamı olmamış. Fenerbahçeli olmuş. İleride niye utanacağımı da ileride açıklarım. Ya belki diyorum yalnız. Vasat severlik. Uğur Meleke. Fenerbahçe'nin devre arasında parmadan kadrosuna katlı Jadon Osterwold'e transferini değerlendirmiş. Şimdi bakın vasatlık ayrı, aptallık ayrı. Şimdi kötü futbolcu transfer edebilirsin ama aptallık edemezsin. Fenerbahçe'nin durumu kötü. Mali durumu kötü. Hiç geleceği göremiyoruz. Işık yok. ışıksız bakıyoruz deyip devre arasında 6 milyon euroya transfer ettin. Uğur Melek'e diyor ki Beştaş'ın 2011'de yaptığı Julio Alves transferini hatırlatan bir hamle. Rio AVE'de sadece 9 maç oynayan Alves sürpriz bir şekilde 2 milyon Atletico Madrid tarafından transfer edilip 40 gün sonra da bonservisinin yarısına 3.1 milyon euro ödenerek Beşiktaş'a getirilmişti. Elbette hiçbir katkı vermeden sadece büyük borç yükü bırakarak ayrıldı Türkiye'den. Hollanda alt yaş gruplarında hiç milli olmamış 2001 doğumlu Osterwolde'de Serie B'de Parma'da 18 maç oynayıp tam 6 milyona tuttu Fenerbahçe'nin yolunu. Ligde 84 Avrupa'da 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de anlaması yorumlaması güç bir transfer gerçekten diyor. Şimdi Fenerbahçe'de konuşulacak o kadar çok şey var ki. Yani video video üstüne çekmem lazım. Niye? Baş edebilmem için. Bu videoda teknik direktör kısmını konuşacağım. Sergen Yalçın iptal. Sergen Yalçın iptal. Monte'ye hayırlı olsun diye bir başlık atasım var. Allah Allah. Hocam sen de amma dönek çıktın ha. Daha geçen gün Sergen Yalçın hayırlı olsun dedim. Biz de izledik kap falan filan. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör videoyu izledikten sonra siz karar verin. Teknik direktör listesindeki adaylardan biri olan Sergen Yalçın'ın veto edildiği öğrenildi. Sergen Yalçın veto edildi. Yani anlatabiliyor muyum? Ve bu öğrenilmiş. Tecrübeli Hoca 2019'da Alanya Spor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından onlar küme düşüyor. Biz ligin lig Beşinciliğine oynuyoruz demişti. Yönetimden bazı isimler anlaşılmış olan teknik direktör olayını bozmak için Sergen Yalçın'ın bu sözlerini hatırlatıp olumsuz görüş bildiriyorlar. Bu nedenle de Sergen Yalçın ismi geri plana atılıyor arkadaşlar. Zaten Fenerbahçe'de kimse beni aramadı, teklif gelmedi falan filan demiştim. 5. 2022-2023 sezonunda şampiyon yapmıştı Sergen Yalçın. Şimdi hocam bu kadar basit mi? Arkadaşlar takılmanız gereken yeri yanlış arıyorsunuz. Yanlış yerde arıyorsunuz. Birincisi bir teknik direktörü alacakken özellikle Türk teknik direktörü. Şeceresi incelenmez mi ya? Ya bugün devlet mesela bir memuru göreve başlatırken aylarca GBT araştırması yapıyor. Yani güvenlik soruşturması yapıyor. Ben çok merak ediyorum Ali Koç hiç mi hiç soruşturmadı? İkincisi ben hala ısrarla Sergen Yalçın olacak diyorum. Niye ise yani içimden bir ses diyor. Yanlış anlamayın duyumlara bakarak şimdi da konuşacağım. Mesela az önceki Uğur Meleken'in Monte'ye hakkında da yorumu var da. Şimdi iş buraya geldi. Eğer böyle bir sebepten Sergen Yalçın iptal olduysa ben Ali Koç'u ayakta alkışlıyorum. Yani Fenerbahçe'nin babasısın artık Ali Koç. Eğer böyle bir sebepten olduysa. Çünkü takımın yani bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Senin yaptığını düşman yapmaz. Düşünsene ya git. Görüş. Okeyleş. Transferi onun isteklerine göre yap. Yani Rüyanken ondan onay almış bir isimdi. Onun isteklerine göre ama sonradan masadan kalktı. Neyse ben şunu söyleyeyim. Ben has kaynaklarımdan Sergen kesinlikle iptal, Monteya e, hayırlı olsun duyumunu almadım. Bilginiz olsun. Sosyal medyaya göre konuşuyorum bu videoda. Yani sosyal medya duyumcularına göre konuşuyorum. Bilginiz olsun. Hani ben, benim has duyumcum dese ki hayırlı olsun Sergen gitti ya da Monteya geldi ya da Sergen geldi dese ben onu söylerim. Ki duyum kaynağım sergenden her konuda anlaşıldı. Fakat diğer teknik adamlarında nabzı yoklanıyor Bana kalırsa sergen olur dedi. Çünkü e, yani olay ortada arkadaşlar. Şimdi Uğur Melek'in Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olarak gösterilen Vincenzo Montella için değerlendirmelerde bulunmuş. Ben hani spor adamlarının e, şey, görüşünü çok merak ediyorum. Geri kalanı da hürriyetten ulaşabilirsiniz arkadaşlar tam olarak ne dediğine e, diyor ki Fenerbahçe Jorge Jesus sonrası teknik direktörlük için adı geçen Montey'e 3 sebeple doğru hedef olabileceğini düşünüyorum. Merak ediyorum. E, doğru hedef ne? Yani doğru 3 hamle neymiş? 1. Büyük takım teknik direktörü. Klasik bir büyük takım teknik direktörü. iyi futbol hayal eden tüm müsabakaları domine etmek için yediğinden fazlasını atmak isteyen bir hoca. 2. Yıldız futbolcularla arası iyi. Adana Demir'e düşük viteste gelen birçok futbolcuyu iyi hissettirdi. Balotelli'den, Emre Akbaba'dan, Henry Onyekur'dan, Belhanda'dan, Endiaye'den hatta Yusuf Sarı'dan maksimum verim aldı. Yıldız futbolcuyla arası iyi bir teknik adam. 3. Bu sezon kullandığı tüm bekler hücumcu, hücumcuydu. Svensson, Rodriguez, İsmail çok çalışan hepsinden ofansif olarak harika verim aldı. Çağın futbolunda bir büyük takımın beklerden beklediği bu olmalı demiş. Ben burada araya gireyim mi? Ben burada şöyle araya gireyim. Osterbolde için Jesus beklediğinden çok daha ofansif demişti. Yani ofansif bir bek demişti. Bilginiz olsun yani eğer Monteya ismi olursa eğer bu artıları da gerçekse hani e, Uğur Meleken'in penceresinden değil de gerçekten de böyleyse Fenerbahçe'nin işine gelir. Yani böyleyse. Şimdi Monteya İtalyan'ın yıldızı aramış gel Fenerbahçe'ye gidelim demiş. Yani Monteya tek de gelmiyor. İki tane de sürpriz yani iki tane iki yıldız da geliyor. Eğer geliyorsa. Roma ile sözleşmesi sona eren Stefan El Şarabi ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Ve gel Fenerbahçe'ye gidelim demiş. Monteya. Şimdi Roma sözleşme önermiş. Roma'nın 30 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak şu an kazandığından daha düşük bir maaş önerdiği belirtilmiş. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 maça çıkmış. 9 gol 4 asist. Kendini çok bilen Fenerbahçe taraftarı ne diyecek? Aynen şunu söyleyecek. Düşüşte hani iyi bir durumda değil diyecek. Fenerbahçe taraftarı bunu demeyi çok seviyor çünkü. Gerçekten çok seviyor. Yani ben ee... buraya bir notum aldım ha. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili İki tane de isim ortaya atıldı yine. Eee Joachim Correa ve Cuadrado ismi de ortaya atıldı. Arkadaşlar hem Correa hem Cuadrado ikisi de biri e, Fiorent yani ikisi de biri Sampdoria'da biri Fiorentina'da çalışmış. Bunların detayını sonra konuşuruz ama El Şaravi için de bunu söylemişler. Yani teknik direktör geliyor, yanına da bunu getirsin diye. E getirmişken hepsini birden getirsin. Mesela bir Correa ismini hangimiz istemeyiz? Değil mi? Çünkü sonuçta İtalyan liginde oynuyor. Ha Cuadrado ismi biraz yaşlı bir isim. Ko e açı söylüyorum. 70 işte de çıktı ya. 14 milyon euro piyasa değeri var. 94 doğumlu 28 yaşında. 1.88 boyunda forvet arkası Arjantin milli takımında oynamış. Bu sezon bu sezon 41 maç, 4 gol, 3 asist, 1408 dakika. Yani 27.3'e transfer edilmiş sezon başında ama tutmamış. Yani ben düşük ihtimal görüyorum. Inter gibi bir takım bu futbolcuyu aldı. Bu kadar süre verdiyse bir şekilde oynatır diye düşünüyorum ama e, ötesini bilemem. Cuadrado da hani daha önce bir, bir, arada oynadıkları için söylüyorum. Ya yani 35 yaşına gelmiş Edin Ceko'yu çöpleyen, yuhlayan Fenerbahçe taraftarı Cuadrado'yu beğenmez diye düşünüyorum yani 47 maça çıkmış 2 gol 4 asist 3291 dakika bu kadar yani bu yaşa rağmen oynamış ama Fenerbahçe taraftarının bunu söyleyeceğini düşünüyorum. Peki Mustafa hocam sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben yani 3 yıldız getirebilir diyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Ben ısrarlı bir şekilde, şiddetli bir şekilde Sergen Yalçın ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bakın Montella güzellemesi yapan arkadaşlar var. Bilmiyorum yani ya arkadaşlar hepinizin fikrine saygı duyuyorum. Bakın şu anda Fenerbahçe'nin adı anılan bir sürü futbolcu var. Cuadrado, El Sharabi, Koraya, Umut Nair, Parades, Eden Azat, Çalov, e, falan filan diye gidiyor bu liste. Lukas yani Lucas Moura, Zaha bir sürü isim gidiyor. Bir sürü isim gidiyor. Ben bana geleni anlatmakta sorumluyum. Ben bana geleni söyleyeyim. İsmail Kartal yanaşmadı. Monteya görüşmesi yeni bir görüşme. Hani şartlarda tamam dedi diye onu yazmak mantıklı değil. Şu an ben %50, %50 görebilirim. Hani Sergen Yalçın %50, Monteya %50 çünkü ikisinin de ikisinin de Fenerbahçe başkanla tamam olur dediğine de düşünürsek olabilir. Ama ben hala 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 ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Israrla söylüyorum. Bunu çok kesin olarak düşünmeyin bence bence kesin olarak düşünmeyin. Niye kesin olarak düşünmeyin? Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hangisi olacak? Ama bana soracak olursanız ha bir tarafta hemen şeye başlama. Bir tarafta Zaha, bir tarafta Koreya, forvette Ceko arada olsa olsa nasıl olur diye. Tabii ki de güzel olur. Ama ya ben bilmiyorum içimden bir ses Sergen Yalçın olacak diyor. Gelişmeleri, duyumları, duyuruları takip edin. Videoları takip edin. Sıradaki videolarda da değinirim. Yani sosyal medyaya göre Montey'e hayırlı olsun. Ama benim duyum kaynaklarımdan hala bana bir bilgi gelmedi. Hani sergen, iptal, şu geliyor bu geliyor diye bir bilgi gelmedi. Ben kaynaklarımın izinden gitmeyi seven bir adamım. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.